Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arius HDIPTV cihazını inceleyeceğiz. Bu cihazımız Dreamstar Tribune, Supermax Jaguar ile Supermax Titan modellerini aynı menüye sahip bir cihazdır. IPTV performansı oldukça başarılı. Öncelikle şöyle bir cihazın menülerine göz atalım. İlk menüye girdiğimizde kurulum ekranı geliyor karşımıza. Buraya girdiğimizde 4 tane sıfırdır şifresi. Burada anten ayarı, uydu listesi, transponder listesi diye seçenekler gelmekte. Anten ayarına girdiğimizde burada mevcut uydunuzu seçip Dyezek 1'de ise 1'e, 2'de ise 2'ye şeklinde seçebiliyorsunuz. Ya da Dyezek modu 1-1 ise 1-1 olarak ayarlıyorsunuz. Biz 1-0'da kullanmaktayız. Uydu listesi cihazda bulunan uyduların tamamı burada dökülür. Ekstra kullandığınız uyduları silebilirsiniz ya da burada olmayan başka bir uydu varsa eğer bunu da buradan kırmızı tuşla ekle diyerek de ekleyebiliyorsunuz. Transponder listesi bir uyduya ait bulunan frekansın tamamı içerisinde yer almakta. Burada ekstra frekans ekleyebilir, mevcut frekansı düzenleyebilir ya da silebilirsiniz ya da seçtiğiniz bir frekansı taramasını buradan yaptırabiliyorsunuz. Eğer Dyezek motor kullanıyorsanız da buradan Dyezek 1-2 ya da USAS modunu seçerek de kullanabilirsiniz. Eğer USAS seçtiğinizde sizden enlem ve boylam değeri isteyecektir. Bu değeri buraya girdiğinizde otomatik olarak çalışacaktır. Limit ayarı da normal motorlu kullanım için kullanacağınız bir bölüm. Kanallar sekmesine girdiğimizde kanal yöneticisi, kanal editör, favori listesi, kanal ayar gibi kısımlar vardır. Tüm kanalları sil. Öncelikle kanal yöneticisine girdiğimizde altta görebileceğiniz gibi kırmızı tuşla kanalı kilitleyebilir, yeşil tuşla seçtiğiniz kanalı silebilir, sarı tuşla taşıma, mavi tuşla da düzenleme yapabiliyorsunuz. Örneğin şöyle Show TV'ye kanal değil okey diyelim. Bir daha seçtik. Star'ın üstüne gelip sarı tuşa basarak yani oraya bu kanalları taşıyın. Yani çok kanal taşıması da yapabiliyorsunuz. Exit dediğimizde de otomatik olarak bu yapmış olduğumuz değişikliği kaydetmekte. Favori listesine girdiğinizde buradan kendinize ait bir favori listesi yapabilirsiniz. Burada kumandanızda sap tuşu var. Bu tuşa basarak buradan kanalları seçebilirsiniz uyduyu. Buradan da kendinizden altta da görüyorum. 1 numara haber, 2 numara dizi, 3 numara spor şeklinde favori listeleri mevcut. Bu radardan da istediğiniz favoriye taşıma işlemini yapabiliyorsunuz. Kanal ayarı bu başlatma ile ilgili. Yani cihazınız elektrik kesip geldiğinde cihaz hangi kanalda açılmasını istiyorsanız bunu buradan seçerek ayarlayabiliyorsunuz ya da tüm kanalları sil diyerek de bütün kanalları cihazdan silebiliyorsunuz. Seçenekler menüsüne girdiğimizde cihazımızın dil seçeneği olan olsaydı dil Türkçeyi seçebiliyorsunuz. Veya altyazı ayarlarını, işte info var yani bilgi çubuğunu kaç saniye göstersin gibi ayarlarımızı yapabilmekteyiz. Onun haricinde ayarlar menüsünde zaman listesi var. Burada cihazımıza bir flash bellek ya da taşınabilir artist taktığımızda buraya belirlemiş olduğunuz kanalı belirlediğiniz tarihte başlangıç ve bitiş saati girerek o kanalı kayıt etmesini sağlamakta. Ve bunu tek seferlik ya da her haftanın çarşamba günü şu kanalı bu saatten bu saatte kayda şeklinde de programlayabiliyorsunuz. Çocuk kilidine girdiğimizde buradan kanallara kilit koyabildiğiniz ekrandır. Varsayılan şifresi 4 tane sıfır olarak gelmekte. Pin kodu değiştir kısmından da bu şifreyi değiştirebiliyorsunuz. Buradan tarih ve saat ayarı var. Otomatik olarak gelmekte. Bunu dilerseniz manuel çevirip elle de girebiliyorsunuz. Ağ ayarları bağlantı tipi kablolu da kablosu kullanacaksınız ya cihazda bir adet USB wireless adaptör alarak wireless'ı cihazımıza takıp buradan da kablosu da seçmeniz gerekmekte. Yapılandırma kısmına girdiğinizde burada cihazımız internet almış mı, IP numarası nedir bunları görebildiğimiz ekran yer alıyor. Fabrika ayarlarına girdiğimizde burada yapmış olduğunuz ayarları silebiliyorsunuz kullanıcı yerlerini seçerek. Kanal derseniz sadece kanalları siler. Tüm derseniz de cihazdaki bütün her şeyi sıfırlayıp ilk günkü haline geri döneceğiz. Güncelleme sekmesinde USB ile yazılım güncelleme, internet üzerinden yazılım güncelleme, kanal listesi yükleme, key güncelleme gibi işlemleri USB'den yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda CC Cam yani server dosyanız varsa bunu da yükleyebilirsiniz. Versiyondan cihazın versiyon bilgisini görebilmektesiniz. Aşağı doğru indiğinizde burada paylaşım ayarları yer almakta. Eğer kendinize ait bir CC Cam server'ınız varsa bunları buradan girerek kullanabiliyorsunuz.
Cihazda bir vanilla aktivasyon diye bir bölüm yer almakta. Burası da Hotbird Astra gibi yabancı uydulardaki şifreli kanalları açmasını sağlayan bir özellik. Bir yıl olarak size bunu hediye ediyor firma. BizKey bölümünden de cihaza keyleri girebiliyorsunuz. Patch menüsünden de aynı şekilde listeleri girebilirsiniz. AV ayarları görüntü ayarlarını yaptığımız kısımdır. Buradan cihazınız kontraparlaklık, netlik ayarlarını girebilirsiniz. Kanal geçiş modu siyah ekran ya da donarak şeklinde değişikliğini de bu ekranda yapabilmekteyiz. Uygulamalar sekmesine girdiğimizde cihazımızda otomatik olarak medya bölümünü açmakta. Bu medya ortamında uygulamaların olduğu yer, bir de oyunların olduğu kısımlar var. Burada medya ortamına girdiğimizde ilk karşımıza multimedya gibi seçeneği gelmekte. Buraya girdiğimizde cihazın IPTV yani ağ üzerindeki uygulamaların olduğu yeri göreceksiniz. Mesela XDM kısmından kendinize ait bir IPTV'niz varsa buradan XDM'in üstüne gelip kumandadan kırmızı tuşa basarak kendi IPTV bilgilerinizi girerek de kullanabiliyorsunuz. Ya da aynı şekilde Stalker'ın üstüne gelip kırmızı ile giriş dediğinizde buraya Stalker yani MAC size verilen portal bilgisini yazıp bunu da buradan kullanabiliyorsunuz. IPTV kısmı cihaza USB ile M.2 dosyanızı yükleyebileceğiniz ekrandır. Aynı zamanda cihazdan da YouTube'daki videoları da YouTube sekmesi altında izleyebiliyorsunuz. IPTV performansı olarak oldukça hızlı çalışan bir cihaz. Eğer fiyatınızda da uygunsa bu cihazı almanızı tavsiye ederim. Ürününü cineshop.com sitesinden de erişim sağlayarak da detaylı özelliklerini inceleyebilirsiniz.